Tekirdağ'da bulamacı Fatma teyzedeyim. Gördüğünüz gibi şov yapıyor Fatma teyzem. Allah'ım senin tontonluğunu mu yesem, bulamanı mı yesem? Ne yapsam bilemedim abo. Ne marifetli hanım. Selamın aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatma teyzem. Fatma teyze, bulama ne demek? Bulama ne demek? Bulama çok eskiden, yani Tekirdağ'a öz olan bir tatlı, üzümden. Hı-hı. Bunu üzüm zamanı topluyoruz. Hı-hı. Toprakla hı-hı birleştirip sıkıyoruz. Toprakla mı? Toprakla ama normal toprak değil. Üzüm bağısı toprağı oluyor, beyaz. Kireç gibi. Onunla beraber toplayıp sıkıyoruz. Sıktıktan sonra 1-2 saat bekledim. O zaman onu kaynatıyoruz. Ekşimik gibi kesiliyor. Kesildikten sonra bir gece bekliyor, ondan sonra toprak dibine çöküyor. Üstünü alıp tatlı yapıyoruz üstünden. Hani ekşimesin diye koyultuyuz onu. Kaynatarak? Tabii kaynatarak. O su halinde bildiğin üzüm suyu. Ondan sonra koyulduktan sonra çöveni de kaynatıyoruz. Bunu birleştirip. Çöveri ne? Çöven bir bitki, odun kökü, o da böyle. Normal kök ama değişik bir şey o. Her yerde olmayan bir şey. Ay ne zor. Onu satın alıyoruz. Buralarda yok herhalde. Ya yok ya burada tanımıyoruz. Onu da ondan içine de böyle bir mesela 5-6 kilo koyuyoruz. Bir teneke de şıra koyuyoruz. Şeker. Şıra. Üzüm şırası. Ha üzüm şırası. Şeker canım. Eğer pancar pekmezin varsa şekere gerek yok. Hmm. Ama pancar pekmezin yoksa az bir şey atıyoruz ki birbirini toplasın. Onu da ben daha önceden şimdi tabii içine katıyorduk. Herkes bilmiyor şimdi. Ben yapa yapa biraz daha kendim ustalaştım. Profesyonelleştim. Evet yapa yapa kendim yani yalnız olduğum için şekerle pekmezi böyle ecer çüveni beraber kaynatıp birleşip biraz bırakıyorsan daha da güzel oluyor. Ha, sonra? Ondan sonra bu kaynıyor. Altında ateş yanıyor. Tabii bu tava değil. Büyük tavamız var bizim. Ha, odun ateşinde. Tabii dışarıda kaynıyor adam akıllı. Şeyini alıyoruz, koruk alıyor, yalazıyı alıyoruz, dumanı kesiyorum. O çövenin köpüğünden süzerek beri tarafta böyle çırpıtıp içine atıyoruz. Biraz acıntılıdır. İçine girince zaten onun tadı farklı oluyor. Değişik bu üzümle birleşince. Hı hı. Karıştıra pişiyor. Kaç saatte karıştırarak pişiriyorsun? Şimdi eğer sen mesela bilmeyen kişi biraz geç yapar, şöyle yapar. Duru kararını bilemez, çok atar. Köpüğü sulu atar, ateşini ayarlayamaz. Ama bilen kişi için hiç pekmez kalmayacak. O pekmez sade köpük olacak tavada. Ondan sonra köpüğünü atarsa eğer... Pestil gibi. Pestil gibi değil. Atarsa böyle diyelim bu tavada biz bulama yapıyoruz. Böyle bu pekmez. Böyle yaptığın zaman tavanın dibine. Tavanın dibi böyle ayrılıyor ikiye. Tavanın dibi gözüküyor. Hmm. Gözüktükten sonra köpüğü atıyorsun. Böyle çevirdiğin zaman çok çabuk dönüyor. Hmm. Yani o zaman olmuş demektir. O zaman olmuş demektir. Bir saat sonra bulamayı yere indirirsin. Bulamayı yere indirdikten sonra tavanın dibi gözükerek böyle adam akıllı böyle karıştırarak her tarafını böyle döverek yaparsan, yerde soğutursan o beyazlama aşağı orada oluyor, yerde oluyor, ateşte değil. Ama bilmeyen insan için de sabahtan akşama kadar karıştırsın dursun. Çok yaptım o günleri. Sabaha başlardık, gece saat 12'ye kadar sürerdi, bir tava inmiyordu. Ama ben bunu 6 senede öğrendim. Allah razı olsun komşularımızla beraber. Ya bütün tarifi eksiksiz anlattın. İlk defa böyle bir şey duyuyorum gerçekten. İlk defa. Bütün ustalar anlatmaz bunu. Anlatmaz. Sınırını da vermez. Veririm, çağırıyorum, gösteriyorum ama marifet bunun ateşi karıştırması. Bir de şu böyle ittiriyorsun tavada pekmez bölünüyor ya. Böyle foşluyor pekmez, bölünüyor, ayrılıyor. Tava tamamıyla görünüyor. Yanma kıvamına geliyor. Hmm. Eğer o zaman o köpüğü atarsalar, bir koyu köpük kovada bir toplarda atarsalar o bulama yarım saat sürmez, iner, çok da güzel olur. Hmm. Bunu şimdi biz önce böyle karıştırıcı sahada atıyorduk, o dibinin aşamasını görmedi. Öyle atarsan eğer o bulama 12'ye kadar inmez. Ben kendi başıma da geldi, yıllarca komşumuzla yapıyorduk. Olmuyor, attın çüven suyu, ona karışıyor, su oluyor. Su oldu mu ne oluyor? Habire pişirmek istiyor. Bulama ne oluyor? Kararıyor bu sefer. Beyazlatamıyorsun.
O kararan bulama nasıl beyazlanır? Ya o beyazlamaz. Krem şeklinde kalır yani. Çok zor uğraşırsın onunla. Şimdi yapımı zor ya. Sen evet. Havanı ata ata evet. Mı attın? Evet. Hani marifetli olan buyursun. Aynen öyle. Yapsın. Yapsın. Herkes karşıma çıksın beraber. Her türlü yarışına da girerim. Yani her türlü iddiasına da girerim. Çok iddialıyım. Çok iddialıyım. 10 kişi karşıma dizilsin. Tavayı ben koyayım. Onlardan isterse 2 saat sonra koyayım tavayı yan yana. Gene indiririm. Ha. Gene onlardan önce indiririm. Onlardan da lezzetli yaparım yani. Canım benim. Ama ya. 6 senemi vermişim canım. Bu çok önemli. Bu Fatmanci. Evet 6 senemi vermişim. Bunun çok uzun uzun hikayesi var. Yani ben çok bir yoksuz yere yani fakir yere doğrusu evlendim. Hı hı. Ben bunu baştan bizim üzümümüz yoktu. Tabii ne olacak bir damla bağlarımız vardı. Komşulara gidip karıştırıyorduk. Bizde yoktu. Böyle bağlarda üzümler biterdi derdi o bu Fatma. Bizim bağda üzüm kaldı git topla. Toplardım kovaya gelir sıkardım onu. Ondan yapardım bir tava bulama bozardım ama olmuyordu onların çöpün. Öyle yapa yapa döke döke her şeyin aşamasına erdim. Bu bulama ne zamanlar yapılır? Tekirdağ'da önemi ne? Bu bulama bağ bozumu zamanı her kapıda yapılır. Ama bir tava yapılır gene yapılır. Niye yapılır peki? Gelenek mi? Gelenek tatlı, her zaman yapılmayacak tatlı yapar, kovasına doldurur, çölüğüne çocuğuna verir, kendine bırakır, gideninden, geleninden, evinden bütün kış bunu reçel yerine, tatlı yerine yani en güzel şey yer. Sabah kahvaltıda ya. Sabah kahvaltıda mesela etmana sür, tereyağına da güzel oluyor, püsküvit arasının özelliği cevizle, benim oğlum bir de çıkarmış tayin ona, tayine koyuyor. Evet, tayine de güzel oluyor. Normalde bu üzüm zamanı yapılır. Evet. Biz şu anda daha yaz değil. Evet. Sen bunu nereden şimdi ben yazdan mı yaptın bıraktın? Yazdan yapmadım. Ben bunu bu hafta gittim yaptım. Bunu şimdi herkes bundan da hiç tutturamıyorlar. Bunu ya şimdi biz çüvene gene aynı kaynatıyorum. Pekmezi çüvene döküyorum. Bildiğin şire oluyor. Üzüm suyu oluyor. Pekmezi döküyorum. Üzüm pekmezi. Evet üzüm pekmezini döküyorum. Kadın neler bulmuş. Üzüm... Bunları sen mi akıl ettin? Evet ben akıl ettim. Aferin sana kız gel bir öpeyim. Ben de seni Akıllı kadınları seviyorum. Evet. Ekmeğinin peşinde. Şimdi önce bir de bayılıyorum. Önce bilmiyorduk mesela. Stefan olsun anlat. Böyle küçük küçük köpükler attığımız zaman içeri demin de dedim bozuluyordu. Ama böyle kovanın içinde ben yalnız olduğum için mesela bana köpük yok atan içine. Ben de ne yapıyorum? Burada köpüğünü yapayım. Kovaya dolduruyorum. Kovada köpük koyulaştığı zaman yalnız yapıyorum ya. Köpüğünü öyle atıyorum içine daha da güzel oldu. Hmm. İnsan olmadığı için daha da güzel oldu. İnsan olsa köpüğü atacak içeri hep durulacak hiç olmayacak. Böyle böyle kafam böyle böyle sarı 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 en sonunda ne yaptın? Elektrikli ceyranlı yeyik var ya. Ha? Onun içine süven suyunu süzdüm. Onu açıyorum. Bir iki sefer döndü mü kapatıyorum. Bir 5 dakika bekletiyorum. Suyu çöküyor dibine. Üstüne bildiğin bulamaçı bir köpük çöküyor. Eğer onun içine at var ya. O kadar kolay oluyor. Bana diyorlar ki sen içine bir şey katıyorsun. Ben içine hiçbir şey katmıyorum. Herkes bunun talilini de yaptılar. Abiyi kaybettin herhalde öyle mi? Kaybettim. Allah rahmet etsin. Ne kadar oldu? 3 yıl oldu. Hı. Ondan sonra işte bunlar bana böyle bilmem ne olsa 0 oldu. Dünyam karardı. Tabi yavrularım için ayakta durmaya çalışıyorum. Uğraşıyorum ona hayır yaparım. Allah'ım beni ümreye nasip etti. Ramazan ümresine gidiyorum. Ne güzel. Rabbim inşallah gidip Allah gelmeyi nasip etsin. Amin. Evet canım. Ama onunla beraber yaptığım zaman her yerim böyle aydınlıktı. Dersince o paralar bambaşkaydı. Şimdi hiç gözümde yok artık. Almıyorum bile artık. İhtiyacımı çocuğum getiriyor. Allah razı olsun. Alayı da vereyim de. Yalnızken her şey başka oluyor değil mi Fatma? Onu yaşamayan kimse bilmez. Yaşayanlar sadece beni anlayabilir. Allah kimseye yaşatmasın. Geçinden versin. Amin. Herkes beraber ihtiyarlasın. Amin. İnşallah rettim ama ne yapayım. Allah'ım bana bu kadar yazmıştı ama. Canım. Çok güzel evlatlar yetiştirmişim. Bir tanem canım. Şimdi Fatma annenin bulamasının bir tadına bakayım. Oğlan bekliyor burada. Anne çok zeki. Oğlan nasıl acaba? Tayin cevizli bu. Ha bunu da siz mi keşfettiniz? Bunu ben keşfettim. Gerçekten. Peki bu bulama ne kadar anne? Bir bakayım tadına. Of çok güzel görünüyor. Şimdi bulamanın kilosu aslında pahalı olması lazım. Yiyeyim mi? Yiyeyim.
Merak ediyor musun? Evet. İlk defa ömrümde bulama yiyeceğim. Evet. Genelde bu Ramazanlarda mı yapılır? Yok, bu bağ bozumu zamanı. Esas zamanı herkesin kapısında kokar bozum. Ramazanda yenir mi? Yenir, tatlı yerine tatlı. Yenir. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hepsine birer tane hediye yap oğlum. Bunun sadesinin tadına bakabilir miyim? Evet, çabuk ver. Ay çok güzel ya. Oy 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 oy. Gel 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 gel. Fatma anneden bulama şov. Allah'ım. Ne güzel görünüyor. Ay şundan biraz daha mı alsam? Al canım. Tepesinden. Of. Bağ bozumu zamanı bak köye de gelin. Bağ girdim bağ budanmış. Bağ bülbü dadanmış. 15 yaşında da Fatma da annem kimleri aldanmış. Allah eline sağlık. Evet, yönetmenden bir soru geldi Fatma anne. Söyle. Dedi ki annenin kim güzel, oğlanın kim güzel dedi. Ama tayın kattı ona. Tayın katılır ama pekmeze katılır. Evet, şimdi ekipten yorumlar geliyor. Ham maddeyi süsledi diyenler var. Tülin ablam öyle söyledi. Ceviz dedi, tahin dedi. Bu da saf hali. Evet, saf hali güzel olmasa sen ceviz koysan neye yarar? Yani. Tahin koysan neye yarar? Hadi yani. Oğlum desene. Aynen öyle. Değil mi? Benim oğlum. Ben sadece bak annenim. Beni başka türlü çevirip yapamazsın. O kadar. Tamam, ben de geliştirdim bulamayı. Tamam, geliştiremezsin. Büyüsün versiyonu. Ama budur bak. Anne oğlan yapabilir mi bulamayı tek başına? Yapamaz. Ne yapamaz? Yapamaz. Senden başka yapan olamaz mı? Ya benden başka yapan olur olmaz diye bir şey yok da benim çocuğum daha o kadar. Yani annesi olmasa tabii ki benim gibi bozacak, yapacak, bozacak, yapacak. Bir gün yapacak ama yapamaz. Benim gibi kimse uğraşmaz. Ben bir gün önce çüvenini kaynatırım. Bir gün önce çüveni kaynadığı zaman daha da güzel olur. Onun için... aklı ermez benim yaptığım işlere. Yapamaz. Onun aklı ermez. Yapamaz yani. Ben... O zaman anneninki tabii ki daha güzel. Evet, aynen öyle. Tabii ki daha güzel yani. Daha ne cevap verebilirim. Annenin en azından sevgisi var içinde. O olsa yeter. Ay. Yapamaz bu canım. Ay yapar. Ne güzel laf ettin. Tüm anaların ellerinden öpüyoruz. Anne sevgisi çok var ya. Çok sağ ol. Evet, aynen öyle. Ben de seni çok öpüyorum. Çok sağ olun. Görüşürüz. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.